Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden İzmir Çeşme'den sesleniyoruz. Çeşme'de kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya Yiğit Barhan Gayrimenkul'e konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Yiğit Bey var. Bakalım Yiğit Bey bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı, faaliyet alanlarıyla alakalı neler aktaracak? Yiğit Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yiğit Bey, sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım öncelikle. Yiğit Varhan kimdir? İsmim Yiğit, soy ismim Varhan. Çeşme, Alaçatılıyım. Burada doğduk, burada büyüdük. Ondan sonra daha önce turizm sektöründe görev yaptık. Daha sonradan da 2006 yılında bu sektöre başladık. 2006 yılından beri gayrimenkul inşaat sektöründesiniz. Peki sizler bu firma adına, firmamız kaç yıldır faaliyette? 10. yıl bu sene. Bu sene tam 10. yıl oldu. İyi bir şekilde ilerliyoruz. Daha iyilerini bekliyoruz. Hedefimiz daha fazla hizmet edip hizmet vermek. Hizmet demişken, Yiğit Varhan Gayrimenkul olarak burada müşterilerinize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Yani şöyle, hizmetimizde sınır yok. 24 saat telefonumuz açık. Ondan sonra her türlü yardım, bu finans anlamında değil, dost anlamında, her türlü yardıma açıkız. Yani siz burada müşterileriniz aslında müşteri değil, evet, de dost diyorsunuz. O şekilde. Zaten hani bizim kendi mizahımız da az çok, burada çevremiz de bunları biliyor. Onlar da sağ olsunlar bizi üzmüyorlar. Bu şekilde ilerliyoruz. İyiyiz yani. Peki burada sadece alım-satım işlemleri mi yapıyor gayrimenkuller? Yani evler üzerine mi firmamız, yoksa yatırımlık arsalarla mı çalışıyorsunuz? Bunları dinlemiş olalım sizlerden. Tabii ki. Alım-satımda gayrimenkul anlamında arazi daha çok satıyoruz. Evde satıyoruz, yani bu yanlışlık olmasın. Ama yani ileriye dönük yatırım amaçlı daha çok müşterimiz olduğu için yatırım her zaman arsa, büyük arsa ve tarla vasfında. Çok arsalar üzerine. Peki bu konuda artık uzun süredir bu sektörün içerisindesiniz. Evet. Müsaadenizle uzman demek istiyorum sizlere. Bir uzman olarak yatırımcılarımız arsa tercihi yaparken, yatırımlık arsa tercihi yaparken nelere dikkat etmeli? Siz bu konuda nasıl yönlendirme yapıyorsunuz? Şöyle, burada hani arazi her zaman, Çeşme'de arazi çok kıymetlidir. Daha da kıymetli olacak. Sadece bizim, yani bizde alışveriş önemli değil. Hani gelip bize bir şey sorduklarına biz cevap verebilmek adına söylüyorum. Yatırım ciddi bir şeydir. Çünkü ciddi paralardan bahsediyoruz. Küçük paralar değil burada bahsettiğimiz paralar. Dikkat etmelerini istiyoruz yani. İllaki alışveriş önemli değil. Yani bir malı alacaksan, mal karşına gelmişse, muhatabın kimse, muhatabından önce sorman gereken hususlar şudur: belediye ve tapu. Yani bu önemlidir bizim için. Özellikle belediye ve tapu olaylarına dikkat etsinler diyoruz. Yani sizler tabii ki danışanlar oluyordur mutlaka tabii size. Danışmanlık hizmetleri de yapıyorsunuz, doğru mu? Danışmanlık hizmeti yapıyoruz. Ücret karşılığı değil. Ücret almıyoruz. Siz dost kazanmak, evet, için aslında böyle bir şey yapıyorsunuz. Peki bundan sonrası için sektördeki hedefleriniz nelerdir? Vallahi hedefimiz şu, iyi bir marka, yani markayız ama daha iyi bir marka olmak. İnşaat sektöründe de biraz daha hani yoğunlaşıp insanları tatmin etmek istiyoruz. Çünkü talep var, şey yok, arsa yok, ev yok, yani bu şekilde. Peki az önce yatırımlık arsalarımızdan bahsettik. Sadece Çeşme bölgesinde mi bu konuda faaliyet sunuyorsunuz, yoksa Türkiye'nin herhangi bir yerinden ya da Avrupa'dan sizlere talep olduğunda aracılık hizmetleri yapıyor musunuz? Tabii ki onları yapıyoruz. Avrupa'dan sağ olsun dostlarımız, eşlerimiz var. Yönlendiren insan, yani sektör olarak da orada çalıştığımız insanlar var. Yani yurt dışında da biz emlak firmasıyla çalışıyoruz. Onlar da yani bize yönlendirdiğinde biz de elimizden geleni yardım yapıyoruz. Dediğim gibi bunda da ücret almıyoruz. Yanlış anlamadıysam aracılık hizmetlerinde de ücret almıyorsunuz. Evet. Almıyoruz.
Gerçekten sadece de. Burada hani konuştuğumuz su, biz normal kendi işimizi yapıyorsak bu işin bedeli neyse biz kendi hakkımızı istiyoruz. O kadar. Onun dışında bir aracılık hizmeti için ücret almadığımızı da belirtmiş oluyoruz buradan. Faaliyet alanı olarak sadece Alaçatı bölgesinde mi faaliyettesiniz? Yani Alaçatı şöyle diyeyim, zaten burası bir yarımada gibi düşünün. Onun dışına da çıkarsak şöyle, orada hani dediğim gibi az önce de bahsetmişim, dışarıda çalıştığımız aynı firma gibi düşünün, emlak sektörü yapan kişilerle pas edip onlarla çalışıyoruz. Onun dışında da hani bunun buranın çok dışına çıkmıyoruz. Az önce inşaat alanında büyümek istiyoruz dediniz. Bir müteahhitlik alanında bir girişim mi olacak ya da inşaat alanında yapmak istedikleriniz nelerdir? Yani şöyle, bu sene yaptığımız 2 tane, 3 tane evimiz var. Onları teslim ettik. Çok da memnunlar, sağ olsunlar. Onun dışında önümüzdeki sene güzel bir projemiz var. Hayata geçecek nasipse Eylül ayında. Onun da buradan sinyallerini hafif tiyolar vermiş olalım mı? Yani şöyle, işte buranın hani şu anda kalbi olan Hacı Memiş diyelim. Hacı Memiş'te bir projemiz var. Güzel bir proje. Bekliyoruz. Ruhsatlarımız şu anda belediyede. Şu anda bir sıkıntımız yok. Onların çıkmasını bekliyoruz. Nasipse Eylül'de başlayacağız. İzleyicilerimiz de kesinlikle sabırsızlıkla bekliyorlardır şu anda bu sürpriz projeyi. Evet. Güzel bir proje olacak. İddialı bir proje yani. Bizler de buradan projenizi iletmiş olalım öyleyse. Peki izleyicilerimiz sizlere ait olan arsaları, yatırımlık arsaları ve bu gayrimenkulleri internet sitelerinizden görebilirler mi? Ürün ve ürün tiplerinizi, onları da buradan sizler aracılığıyla paylaşmış olalım internet sitenize. Evet, bizim kendi internet sitemiz var, yiğitvarhan.com. Oradan görsel olarak proje metrekare, onun dışında arsa, çok şöyle söyleyeyim, interneti olmayan yerler, yani internete koyduğumuz yerler hani normal bizim bugün konuştuğumuz yerler ama onun dışında da çok elimizde olan mal var, biz bunları paylaşmıyoruz. Yani direkt gelip buraya bir kahvenizi içseler bütün projeleri onlarla beraber inceleyebilirsiniz. Tabii ki, yani burada dediğim gibi alışveriş önemli değil. Gelsinler, kahvemizi içsinler. Onun dışında bir şeyimiz yok yani. Peki Yiğit Varhan markasını nereye taşımak istiyorsunuz ve başka bir şube açmayı düşünüyor musunuz bu alan dışında? Bu alan dışında bir projemiz daha var. O da otel. Kendi adımıza. O da yani kendi kızımın ismi olacak. Onun da projesini bekliyoruz. Yani turizm sektörüyle yani, devam edeceksiniz sektörde. O farklı bir şey olacak bizim için. Çünkü şöyle söyleyeyim, daha önceden yaptığımız bir meslek olduğu için bize zor gelmiyor. Yapacağız. Turizm sektöründe de işin mutfağından geliyorsunuz diyebiliriz öyleyse. Aynen öyle. Yani farklı bir konsept olacak Alaçatı'da yine.